Hemen ortalığı velveleye veriyorsunuz ya. Sanki ilk kez geldiğim yer değil mi? Ya ben de onu diyorum. Reis babacığım, yani sık sık buralardasınız yani. Hobileriniz arasından mı bu? Ben alışkınım. Siz gidin. Bir daha da gelmeyin. Ben çıkarım bunu. Tamam mı? Ya hep böyle şeylerin ortasında siz varsınız. Yani bari biraz bizi düşünün. Ne bileyim, Zeynep'i düşünün, torununuzu düşünün, halamı düşünün. Unutmayın, artık biz büyük bir aileyiz. Yahu Orhan, sana daha kaç kere söyleyeceğim ablacığım. Sorunlar böyle çözülmez. Ya abla, niye bana söyleniyorsun ya? Gidip o lavuğa söylesene. Baksana, oradan ayrıldıktan sonra herif koşa koşa polise gitmiş, şerefsiz. Orhancığım, böyle öküz gibi her şeye bodoslama, ben döverim kırarım diye dalarsan olacağı bu. Burnun çıkmaz. Öğren artık şu insanlığı ama. Abla, ben o herifi en başından beri sevmemiştim zaten. Gözüm tutmadı. O böyle cibiliyetsiz, haysiyetsiz herifin tek ya. O Latif mip diyor bak senin. Fatih, geç şuna, sen konuş, benim sinirlerim tepeme çıktı iyice ya. Abla! Enişte! Baba, ne olacak bu işin sonu? Hangi işin sonu bebe? Ay baba, yapma Allah aşkına. Ya gün geçmiyor ki koskoca Şevket Reis nezarete düşmesin. Sen böyle mi örnek olacaksın bizlere? Tamam, o zaman siz de kendinize başka örnek seçin. Bak, halamla Ayfer kendilerine mukaddesi örnek seçti. Siz de Fahmi'yi seçin kendinize örnek. Yani baba var ya, tam beklediğim cevabı verdim. Bravo sana. Ayrıca nesi var Fahmi Bey'in? Bak Fatih, hiç sorunlarını şiddetle çözüyor mu? Sen ona sor bakayım bir. Hiç sorun çözebiliyor mu? Tamam baba ya. Bana bak. Şirketin avukatları yukarıda. Onlar ne söylüyorsa onu yapacaksın. Reis babamın söylediğini yapmayacaksın. Duydun mu beni? Şimdi enişte, ben de onu yapacak şey yok. Lan salak salak konuşma. Bir halt ettin, düzelt bari. Ya ablam önce sonra, sen niye bana yüklenip duruyorsunuz ya? Sanki ben şikayet ettim bizi. Ya babası şikayet etmiş işte. Ne fark eder? Ya zaten bu zengin bebeleri hep böyle işte. Bunlar yaparlar, ederler, sonra baba, baba, baba derler. Babaları da halleder. Ulan delirtme adamı. Sen de dayın ne diyorsa onu yapıyorsun. O lavuktan ne farkın kalıyor o zaman? Orhan, bak bir gün birine ciddi bir zarar verirsin, ömrün hapislerde geçer. Kader. Kader. İyi. İyi o zaman. Kal da çürü burada, tamam mı? Ya Selin, senin gibi kaba saba bir adamı ne yapsın? Şu tipine bir bak, şu haline bir bak, ha? Bak, kız böyle şeylere tahammül edemez. Alışık değil bu kız böyle şeylere. Bir katlanır, iki katlanır, üçüncü de yallah Orhan. Ya abla, ne diyorsun ya? Ya abla falan deme bana. Deme öyle şeyler. Kız gidecek, beyefendi, kibar, nazik bir adamla evlenecek. Sen de burada böyle volta atarken eline düğün davetiyesi gelir ablacığım. Ya abla, ne diyorsun sen ya öyle? Üç kere vur. Vur. Vur ama. Allah Allah, senin yapmaz öyle bir şey. Bekler beni. Ya oğlum, burnun senin a**dan çıkıyor mu ki? Ha? Hadi bunu bekledi diyelim. Bir dahakini bekleyecek mi? Ondan sonrakini bekleyecek mi Orhan? Ya abla, ben zaten mahpustayım. Baksana içerideyim. Benim moralim bozacak şeyler niye söylüyorsun sen ya? Ablacığım, ben sana gerçekleri söylüyorum. Gerçekleri. Siz hiç merak etmeyin reis babacığım. Ben avukatlarla... Bırak şimdi avukatı filan, damat ya. Bak şimdi sen beni iyi dinle, tamam mı? Bu Meryem bana geldi. Ben buradan gidiyorum falan dedi. Tabii ben ona hiç inanmadım. Bana da geldi babacığım. Aynısını söyledi. He. Sen inandın mı? Hı, inandım. Vallahi yalan söyler gibi bir hali yoktu. İşte aramızdaki fark bu damat. Sen salaksın, ben akıllıyım. Aşk olsun. Bak şimdi damat. Bu kadının korkunç planları var. Kendini Zeynep'e sevdirip bize de iyi görünüp Zeynep'i bizden kaçırmak istiyor. Ne? Yavaş. Ne yapacağız peki babacığım? Ya Zeynep'i eve mi kapatacağız? Onu alıp buradan gideceksin. Ben bu sahneyi daha önce yaşamadım mı ya? Bak şimdi. Olur da ben içeriden çıkamazsam Zeynep'i ve torunumu alıp buradan başka bir yere götüreceksin. Ta Meryem burayı terk edeceğe kadar, anladın mı? Ya reis babacığım, ben avukatlarla konuştum. Merak etmeyin, çıkaracağım ben sizi. Ya tamam işte ya. Ben de sana buradan çıkamazsam diyorum. Onları alıp buradan başka bir yere götüreceksin. Nereye? Anne. Abime ne yapıyorlar? Oy, üzülme benim boncuğum. Konuşuyorlar onlar yavrum, konuşuyorlar. Zeynep.
Hadi sen halanla eve git, ben buradayım beklerim, tamam? Tamam. Fatih, babam için yaptıkların... Babamız, Zeynep babamız. Hadi git canım sen. Çok teşekkür ederim Fatih. Sen bir tanesin. Hala Elif'su, hadi eve gidelim, beklemenin manası yok. Hadi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.